Herkese merhaba, Uğurlu Evim YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, boya videosuyla yine karşınızdayım. Komşu ablanın saçlarını boyayacağım inşallah. Tamamına yakını beyaz, epeydir de boyamamış, bayağı yoğun çıkmış beyazları. O şekilde gezmekten de rahatsızlık duyuyor. Beyazlarımı kapatamam diye hep 2 numaralarla, 3 numaralarla boya yapmış. Bayağı siyah, yani 2 numara 3 numara bildiğiniz siyah çıkarıyor zaten. Hani simsiyah çıkarmasa da siyaha yakın, daha doğal bir siyah gibi çıkartıyor. Siyahlarla gezmiş. Diğer numaraları neden yapmadığını sordum. Kapatmaz diye düşündüm dedi. Ama ben ne yaptım, kendisine daha canlı renkler, daha yüksek numaralar aldım. O şekilde beyazlarını kapatacağım. Bunu da size göstereceğim. Zaten hali hazırda beyaz kapatmayla ilgili birçok videom var. Linklerini video sonuna bırakacağım. Yine kanalımda da bulabilirsiniz birçok püf nokta beyaz kapatmayla ilgili. Birkaç gün önce kuaförlerin alışveriş yaptığı bir kozmetik mağazasına gittim. Bayağı çeşit vardı ve kuaför malzemeleri vardı. Kuaför boyaları, o bidonluk oksidanlar vesaire, birçok ürünü, birçok markayı bulabildim orada. Özellikle kendime de hep kullanıyorum. Şöyle 20 volümlük, yani %6'lık oksidan aldım. Bir kere eğer saçlarınız beyazsa kesinlikle 20 volümle boyamanızı tavsiye ediyorum. Onun haricinde yukarıki 9'luk 12'lik zaten kesinlikle olmaz, kapatmıyor. Onu da çok tavsiye etmiyorum. 20'lik çok ideal bir seviyede. Kesinlikle saçlarınızı %6'lık, yani 20 volümlük oksidanla boyamanız gerekiyor. Hazır market boyası alıyoruz ya, içinden çıkan oksidanları muhakkak kontrol edin. 6'lıksa sıkıntı yok. 9'luksa ya da ne bileyim 12'likse kesinlikle değiştirin. Aynı ölçüde %6'lık oksidan alın ya da netlerde o kadar ekonomik fiyata var ki bu markalardan, buna yakın muadilleri, daha iyileri, daha ekonomikleri birçok markayı bulabilirsiniz orada. Kuafınki orta halliydi. Ben bunu aldım. Mesela bu 1 litreliği 40 liraya aldım. Nette 40'ı 45'e o şekilde de ilerliyor. Bilginiz olsun. Gelelim boyalarıma. Lila Fix aldım. Yine nette mevcut bu boyalar arkadaşlar. Ben işte dediğim gibi burada bulunan kozmetik ürün satan kuaförlerin kozmetiği olan yere gittim. Oradan bu ürünleri aldım. Şimdi beyaz olanlar muhakkak ana tonlarla boyama yapmaları gerekiyor. Evet, birinci püf nokta %6'lık oksidan kullanacaklar. İkinci püf nokta da ana tonlarla boyayacaklar. Yani işte 1'dir, 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir, 6'dır, 7'dir böyle giden ama sonunda 0 olacak ya da rakam olmayacak. Eğer yanında rakam olursa ara ton ve yansımaya giriyor. Beyazları üstün kapatmıyor. Ne gibi mesela? Hemen onun da örneği elimde var. Şöyle düzgünce göstermek istiyorum. Mesela bu ara tondur. 773. Neydi rengi? Altın karamel. Mesela buna boyadığınızda kesinlikle beyazlarınızı kapatmayacaktır. Benim gibi %20, %30 beyazı olanları dahi kapatmıyor bu ara numaralar. Bundan dolayı ne yapacağız? Ana tonlardan destek alacağız. Yani hiç mi ara tonlu yansımalı renk boyamayacağız, canlı renk boyamayacağız? Tabii ki boyayacağız. Ama boyamızın içerisine beyazlarımızın oranınca ana ton numara kullanacağız. Şimdi şu yanında eğer çift sıfır varsa, mesela 6.00, 7.00, 5.00, 8.00 gibi yoğun anlama geliyor. Ne diyelim? Bu yoğun koyu kumral. 7.00 yoğun orta kumral. 8.00 yoğun açık kumral. Şimdi mesela 8.00 benim beyazlarımı kapatacaktır. Güzel kapatacaktır. 8'e oranla ya da 8.0'a oranla 8.00 daha net kapatacaktır. Yine %100'ü beyazsa eğer saçlarınızın, illa öyle 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e boyamanıza gerek yok. 6.0'da beyazlarınızı %6'lık oksidanla birleştiğinde çok güzel bir şekilde kapatacaktır. Şimdi ben hemen ablayı çağırayım. Beraber saçların durumuna bakalım. Gün ışığını da kaybetmeden uygulayayım, yapayım, size göstereyim inşallah. 6.0'ın boya oksidan oranı şöyle şuradan gösterebilirim. 1'e 1 iken bu canlı seriden olan altın karamelin boya oksidan oranı şöyle 1'e 1.5. Yani buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Oksidan oranına muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de zaten eğer çok yoğun beyazları kapatmaya çalışıyorsanız oksidanı çok yüksek kullanmanızı tavsiye etmem. 1'e 1.5 dediği yerlerde 1'e 1'e yakın, hatta 1'e 1'den çok az fazla kullanabilirsiniz. 6.0'ın şöyle yarısını kullanmaya çalışacağım. Boyam 60 mil, 30 mil kadar 6.0 kullandım. Boyaların ağzını sıkıca kapatın, serin bir yerde saklayabilirsiniz. Üzerinde yazar 12 ay, mesela bakın şurada 12 ay Kapak açıldıktan sonra serin yerde olmak kaydıyla 12 ay boyunca kullanabilirsiniz bunu. Bunu soranlar da oluyordu, hem cevap vermiş olayım. Gelelim altın karameli. Altın karameli de tamamını kullanacağım arkadaşlar. Yani 60 ml bu boya, 30 ml de diğeriydi. 90 ml boya kullanmış oluyorum. 90 ml 100 ml gibi de oksidan kullanacağım. Saçımız bu şekilde. Şöyle diplerdeki beyazları göstermek istiyorum. Bu kısımlarda dediğim gibi siyaha yakın tonlara boyanmış. Uçlar falan bayağı yoğun siyah. Uzun uzun zamandır da o şekilde boyanıyor. Epeydir de boyanmamış, şöyle dipler bekliyor. Saç aslında şu kısımlar falan bayağı gür ve sert, kalın telli. Şimdi hazırladığım karışımı öncelikle beyazlardan başlayacağım. Sonra tamamına süreceğim. Sizler de o şekilde yapın. Çok az boyam kaldı. Yani 1,5 tüp hazırladığım boya sadece diplere yeterli geldi. Bundan dolayı şimdi o yarım kalan 6 çift 0'ı tekrar yapacağım, hazırlayacağım, uçlar için hazırlayacağım. Ama 9'luk oksidan kullanacağım. 30 bölümlük oksidan kullanacağım. Dipleri zaten bitirmiş olacağım bu kalan boya karışımıyla. Uçlar çok koyu gördüğünüz gibi. Artık uçları da 9'luk oksidanla karıştırırsam belki birazcık daha kırarım rengini diye düşünüyorum. Bu şekilde birazcık daha dengelerim diye düşünüyorum. Yarım tüp boyaya %9'luk oksidan ekledim. 1'e 1,5, yani oksidanı fazla koyarak ekledim. İnşallah şöyle sürekli olmaya çalışıyorum. İyice yedirmeye çalışıyorum uçlarını. Bu şekilde birazcık tonu açılsın, kırılsın istiyorum. Çok koyu siyah çünkü uçları ekstra siyah. Şöyle dipleri göstermek istiyorum. Dipleri zaten bayağı renk aldı gördüğünüz gibi. Biraz böyle uçları da inşallah diplerine uyum sağlarsa bu şekilde uzun bir süre daha, o dipler çıkana kadar, beyazlar çıkana kadar kullanabilir diye düşünüyorum. Ben şimdi yedirmeye devam edeceğim yine uçlara. Sonrasında da en son şöyle genel bir tarayacağım. En az 40 dakika bekletiyorum ben boyayı sürdükten sonra, 40-45 dakika kadar bekleteceğim. Sonra ılık suyla, saç maskesiyle ya da işte saç kremiyle şampuanlamadan yıkayacağım. Saç uçları gerçekten beni çok yordu. Sonradan hazırladığım o 9'luk oksidan olan karışımı o kadar çok uçlara masaj yaptım. O kadar çok böyle ovarak yedirmeye çalıştım ki bakın yakından da gösteriyorum ya, çok kalın telli, çok sert, zor bir saçtı gerçekten. Açıcı kullanmadan bu şekilde en azından dengelemeye çalıştım. Bir sonraki boyamasını yine 6 çift 0'la yaptığımda çok daha oturmuş güzel bir ton çıkacak. Bunu kendisine de söyledim. O da zaten çok renkten memnun kaldı. Evet, videomun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Farklı videolarla ben yine sizlerin karşısında olacağım. Özellikle bir sonraki videoyu kendim çekmek istiyorum. Yani saçlarımı değiştirmek istiyorum. Yine sıcak tonlarda. Rengini söylemeyeyim şimdi. Boyama aldım aslında. Hazırda bekliyor. O boyayla çıkacağım inşallah karşınıza. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz beğeni yapmayı, o bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın ki videolarımı paylaştığım an sizlerin de haberi olsun. Hemencecik izleyiverin videolarımı. Görüşmek üzere diyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.